Neler yapıyorsunuz? Önce bir sizi tanıyalım. Kitap dedektifiyiz değil mi? Ya da kitap dedektifiyiz. Evet. Neler yapıyor? Kaç yılında kuruldu? Kurulalı aslında Ocak ayında 2 yaşına girecek kitap dedektifiyiz. Aslında kurulması birazcık komik diyeyim. O da şöyle, daha doğrusu trajikomik. Şöyle, isminin gelme sebebi aslında kurulmasını işaret ediyor. Biz nadir kitaplar buluyorduk. Koleksiyonerlere nadir kitap üzerine aslında bir kelimenin tamamen kitap dedektifliği yapıyorduk. Piyasada çok az bulunan ve bu bulunan az kitapların tedariğini sağlama ya da koleksiyonerlere ulaştırma gibi görevler yapıyorduk. Bize veriyorlardı kitabın ismini. Biz belirli bir süre istiyorduk. O süre içerisinde buluyorduk, muhakkak buluyorduk. Ama sonrasında tabii tam anlamıyla tırnak içerisinde şeyleri bulamadığımız için, koleksiyonerleri bulamadığımız için dolayısıyla da bu kadar emek ve maddi giderlerin sonucunda karşı taraf diyordu ki tahmin ettiğim gibi çıkmadı fiyat. Dolayısıyla ben kabul etmiyorum kitabı diyordu. Kitap kalıyordu. Kalınca biz ne yiyeceğiz? Taş mı yiyeceğiz? Dolayısıyla da iflas ettik. Bunun neticesinde de ama edebiyatla zaten çok uzun zamandan beri haşır neşir olduğumuz için edebiyat ve sanat alanında özellikle pandemi döneminden önce aslında kuruldu. Yani bir 2-3 ay önce. Ve yayınlara başladık. İlk başta tek olarak yani ben başladım. Daha sonra eşim dahil oldu. Ve sonrasında da gittikçe ekip büyümeye başladı. Bunlar tabii hep gönüllülük esasıyla olan şeylerdi. Ve en nihayetinde de bir platforma dönmeye başladı. Bu platformda daha sonra şeye geldi. Yani bir sadece edebiyat değil, aynı zamanda sanat, kültür ve felsefe alanında. Bilim de var ama bilim çok aktif değil. O kişileri, o yetkinlikteki kişileri bulamadık. Dolayısıyla da bununla ilgili yayınlar biraz daha kısıtlı oldu. Ama bu sadece YouTube olarak düşünülmesin. Aynı zamanda tabii şuna da döndü. Bir akademisyenlerle ve sanatçılarla, yazarlarla aynı zamanda bizim kendi ürettiğimiz içerik küratörlüğünü de yapmaya başladık. Ama bunu dedik ki sadece YouTube'da yapmayalım. Podcast'te de bayağı bir kitle var bununla ilgili. Podcast'te de yapmaya başladık. Zaten halihazırda var olan bir blog sayfamız vardı. Onun ikisi daha eskiydi. Benim bir şekilde bir karalama yaptığımda aslında, ya kelimenin tamamını karalama yaptığımda. Ama yazılarda belki de ailelerin beğenisi anlamında, hani aileler kıyamaz ya, güzel yazıyorsun yavrum falan diye. O öyle bir şeyle yazmaya başladık falan. Ama sonra baktık ki gerçekten bir eksiklik var bu alanda. O yüzden bu kadar çok platformun olmasına rağmen eksiklik var. O yüzden dedik ki biz olacak gibi değil, kendi platformumuzu kuralım. Web sitesinde de yine gönüllü yazarlarla birlikte başladık içeriklerimizi yapmaya ve tamamen gönüllülük ve bağış sistemiyle dönen bir şey kurmaya çalıştık ve bu şekilde ilerlemeye başladık. Ve bunu yaparken de az önceki söylediğim mesela Ahmet Ümit'ten tutun da işte Pelin Batu'ya ya da Vakıfbank yayınlarının bir ciddi bir felsefe külliyatı var. Olmaya da başladı, daha da ciddileşmeye başladı. O yayın eviyle de anlaşarak felsefecilerle de yayınlar yapmaya başladık. Bunun yanında işte aslında kültürle alakalı örneğin Vedat Ozan'la Kokular Üstüne yayınlar yaptık. Başka edebiyat üstüne dediğim gibi birçok yayın yaptık. Farklı konulara örneğin bir şehir planlaması üstüne yayınlar gerçekleştirdik. Ankara'nın Cumhuriyet sırasında nasıl kurulduğuna dair yayınlar gerçekleştirdik gibi gibi birçok yayın yaptık. Ama artık yaptığımız yayınlar tabii başlangıçta hep konuklu değildi. Daha sonra konukluya dönmeye başladı. Ama 50'yi geçkin artık konuk ağırladık ve halen de ağırlamaya devam ediyoruz ve
kısa zaman içerisinde de iyi bir sayı olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun izlenme oranları anlamında ne kadar karşılığı var? O tabii tartışma konusu ama nitelik anlamında ciddi karşılığının olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncenin çevreden de etkiyle döndüğünü de düşünüyorum. Çünkü güzel yerlerden iyi teklifler almaya başladık ve az takipçimiz olmasına rağmen. Dolayısıyla nitelik anlamında da karşılığını görmeye başladığımızı düşünüyorum. Böyle. Kaç kişilik bir ekipsiniz ya ve bu saydığınız konuklara, işte konuşmacılara nasıl ulaşıyorsunuz? İşte örneğin Ahmet Ümit dediniz. Ya da Yani yayınlara, aslında bu Vakıfbank Kültür yayınlarına nasıl ulaşıyorsunuz? Nasıl temas kuruyorsunuz? Biraz da oraları açalım istiyorsanız. şöyle aslında diğer başka bu alanda uzmanlaşan kişilerden farklı bir şey yapmıyoruz. Biraz ama şöyle de bir şey de fark ettik. Başlangıçta maille yapalım dedik. Mailleri attık. Geri dönüşler olmadı tabii ki. Yani başlangıç olanların herkesin bir klişe hikayesi vardır ya işte ne kapı kapı gezdik ama falan diye. Gerçekten ya binlerce ret aldık yani. Net yani binlerce aldık yani. Dolayısıyla da dedik ki ne yapabiliriz bununla ilgili falan. Sonunda geldiğimiz nokta kafa kolu ilişkisiyle birazcık yürümeye başladı. Yani bir kişi bile evet dese zaten oradan bir ilerlemeye başlıyor. Daha sonra bu işin pardon? Emsal teşkil edecek yani. Evet, Yani Ahmet Ümit'le aynen konuştuk ve bir referans olacak. Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla bir noktadan sonra da artık kafa kolu ilişkisine dönmeye başladı. Yani işte tabii karikatürize ederek söylüyorum. Osman abinin selamı var falan. Ondan sonra yok işte Fatma abla da şunu dedi falan diye böyle. Böyle böyle ilerleye ilerleye yayın evlerinden oldu. Yayın evlerinin tabii maddi bir destek vermiyor yayın evleri. Yani yayın evlerinin bu noktada zaten şu maalesef ekonomik koşullar çerçevesinde Yani. kendilerine zor hayırları var. Başkalarına daha da zor oluyor. Dolayısıyla da biraz da böyle hani kitap desteğiyle olmaya başladı. Ya da tiyatro mesela. Tiyatroya destek vermeye başladılar. Ya kültür sanat aktivitelerine destek vermeye başladı. Tabii bunu sinema hariç tutuyorum. Sinemadan da biraz daha global olduğu için dolayısıyla oradan şimdilik en azından destek tam görmüyoruz ama onun haricinde geri kalan yerlerde hep böyle bir ilişkiler yumağıyla. Ama bu ilişkiler yumağı dediğim gibi sanal ortam üzerinden değil. Biraz da böyle stresli şekilde. Açıkçası bazen cebimizde hani mübalağası söylüyorum 5 liranın bile olmadığı şekillerde gidiyoruz. Ama bu biraz inada dönüyor olay. Ama tabii ki inat derken birisine bir şeyler ispat etmek için değil. Bu işi gerçekten sevdiğimiz için. Hani bir klişe söyleyeceğim de Steve Jobs değiliz tabii ki biz yani. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Sevdiğiniz işi yapın kardeşim falan değil de daha çok hani ben bunda yetkin olduğumu ve güzel bir tesadüfle de bu işte de çevremin olabileceğini düşündüğüm için ve de yetkin olduğumu düşündüğüm için bir şekilde analiz yapabildiğimi düşündüğüm için, sentez yapabildiğimi düşündüğüm için bunda da ilerlemeye başladım. Dedim ki neden bu işi daha büyütmeyelim? Ve bu büyütmeden kastım bundan da niye para kazanmayalım? Tabii ki yani maalesef kapitalist düzendeyiz. Dolayısıyla bundan bir gelir elde edip bir şekilde de bunu başkalarına duyuralım. Zaten biraz sonra sorarsınız diye tahmin ediyorum. Gelecek planlarıyla alakalı da bu yönde bir şekillenme var. Dolayısıyla da bu ağlar aslında tamamen bunun içerisinde ilerliyor. İşte bir yayın evinin referans olması bize, başka bir yayın evinin de, hatta butik bir yayın evinin bile bize referans olması başka bir yayın evinin de gidiyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bunu aslında konuşurkenki niteliğimizi göstererek sağlıyoruz. Yani bildiğiniz edebiyat konuşuyoruz aslında ya da sanat konuşuyoruz. O da diyor ki tamam nitelikli bu insan gelecek vaat ediyor. Dolayısıyla bir yatırım olarak bakıyor. Aslında bir borsaya yatırımdan farkı yok. Yani dolayısıyla bu inebilir, çıkabilir. O yüzden bu yönde ilerliyor ve bu yönde ağlar birbirine kafa kolla ilerlemeye başlıyor. Ve bir noktadan sonra da örneğin bir sanat galerisiyle konuştuğum zaman başka bir sanat galerisi de
bizimle konuşmak istiyor. Ya da bir yayın eviyle konuştuğum zaman başka bir yayın evi. Yani sektörü de açmaya başlıyor. Sektörü de çeşitlendiriyor bu durum. Peki bunun ilk başlangıcı nasıl oluyor? Bunun ilk başlangıcı da işte az önceki söylediğim niteliğin olduğunu ispat etmek. Yani daha çok çalışmak, daha çok çalışmak alanımızda. Harika, çok güzel. Peki nasıl ayakta kalıyorsunuz? Yayınlarınızı sürdürebilmek için bir gelir sağlayabiliyor musunuz? Sağlayamıyoruz. Ayakta da kalamıyoruz. Ama zorluyoruz. Daha çok alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Mesela eşimle ben freelance işler yapmaya çalışıyoruz. Buradan bir bütçe yaratmaya çalışıyoruz. Fonlara başvurular yapıyoruz. Oralardan bir şeyler bazen geliyor, bazen gelmiyor. Tabii fonlar, direkt insanlar, nakit para verenler vardır muhakkak da biz şu ana kadar karşılaşmadık. Daha çok ayni yardıma dönüyor mevzu. Dolayısıyla bizim teknolojik ihtiyaçlarımızı karşılıyor ki bu içeriklerin kaliteli olmasına sebebiyet veriyor. Mesela şu anda kameramız yok. Ama Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın akademisi var. Oranın stüdyosunu kullanıyoruz. Ve böylelikle profesyonelliğe çeviriyoruz mevzuyu. Zaten hani yine tırnak içerisinde örgütlü bir mücadelenin aslında kaymağından yararlanıyoruz. Hani başka yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü hani bir klişe olarak ne yiyelim taş mı yiyelim'e dönüyor. Yine az önceki söylediğim gibi. Bu yönüyle de buradan yapıyoruz. Öte yandan da ek gelir yaratmak anlamında örneğin bütçe yaratmak anlamında başkalarının tanıtım anlamında da mesela gelir yapma. Yani influencerlardan farklı olmayan şeylere giriyoruz. İşbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Bunu tabii ki bir çeşitli markalarla işbirliğinin yanında sponsorluk girişimleri de yapıyoruz. Destekçilerimiz var ama destekçimiz çok az. Çok çok az yani. Bir elin parmağını geçmez. Ama bu da bir şey. Eskiden hiçbir şey yoktu sonuç itibariyle. Sağ olsunlar bazı edebiyat severler var. Onlar bize destek olmaya, karşılık beklemeden destek vermeye başlıyorlar. Şimdi de yeni girişimlerimiz olacak. Bu girişimlerde de bazı satışlar olacak. Örneğin kupa ya da tişört baskısı. Bir klişe biliyorum ama yapacak bir şey yok. En azından somut olarak bizden tırnak içerisinde bir hatıra gibi oluyor. Ama aslında hatıra da değil. Yani kendilerinin de bir destek sağlayabileceği bir platformdan bahsediyorum. Patreon'dan destek verebiliyorlar. Ya da örneğin başka hani satış yaptığımız platformlar var. Bu platformlardan oluyor. Yahut telifli yazılar yazıyoruz. Yazdığımız bu telifli yazılardan oluyor. Freelance gazetecilik yapıyoruz. Oradan gelen çeşitli gelirler oluyor. Vesaire buralardan hani eşimle birlikte kendi aslında özel kazandığımız gelirleri, ya profesyonel gelirleri bu işi de profesyonelleştirmek için yatırıma dönüştürmeye çalışıyoruz. Hiçbir YouTuber'dan aslında farkımız yok. Her YouTuber bunu yaşıyor. Her içerik üretici bunu yaşıyor. Ama kültür sanatta ekstra yaşıyor. Çünkü kültür sanatın zaten normalde de maalesef ki Türkiye'de çok bir karşılığı yok. Ama bu tabii ki çeşitli politikalardan dolayı yok. Bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da bu yüzden zorluyoruz. Belki de o politikayı biz yaratabiliriz, biz üretebiliriz diye asıl tırnak içerisinde direniyoruz ve başaracağımıza da inanıyoruz yani. Anladığım kadarıyla çekirdek. İki kişi misiniz? Siz ve eşiniz, yoksa başka Çekirdek insanlar da var olarak mı? iki kişi ama gönüllü olarak 10 kişi. Yani çünkü yayın kurulu da var. Diğer gazeteci arkadaşlar da var. Ya da hem destek veren, maddi destek veren hem de aynı zamanda üretimde de yer alan kişiler de bulunuyor. Çünkü kameranın önünde en çok ben gözüküyorum ama arkada ciddi emek veren bir kadro var. Bu yönüyle de şey gibi birçok YouTuber'da da olduğu gibi yani çeşitli sebeplerde gözükmüyor. Onlar yerine ben konuşuyorum. Ama aslında bu bir fikrin yansıması yani dolayısıyla da aslında yani o yani minimum 10 kişiyiz
maksimum artıyor. Yani hani 2 artıyor, bazen 5 daha artıyor vesaire. Yani 20 kişiye kadar artan bir ekipten bahsediyoruz. Bazen çok fazla sirkülasyon oluyor ama çekirdek olarak 10 kişi. Ama ana çekirdek olarak 2 kişi. Hangi mecralarda yayın yapıyorsunuz ve takipçi sayınız nedir ya, paylaşırsanız? Ya şu anda takipçi sayımız 1500 civarında. Ama bunların içerisinde işte web sitesinde, şeyde Patreon'da, podcast'te, YouTube'da yayınlar yapıyoruz. Özellikle podcast alanında dünyanın bütün yerlerinde görebileceğimiz platform. Yani herhangi bir platform açılsın, isterse 5 takipçisi olsun, ona bile aracı olarak giriyoruz. Dolayısıyla çünkü şundan dolayı kültür sanat maalesef ki tırnak içerisinde bir beyaz yakalı karşılığı olan, sadece beyaz yakalılarda karşılığı olan gibi düşünülüyor. Dolayısıyla bu bir yargı, doğru. Bu bir ayrı kenara. Ama başlangıç için, etlenip butlanmak için aslında burada bir şey yapıyoruz. Podcast'te daha fazla ağırlık veriyoruz. Ama öte yandan da YouTube'da daha popüler insanlara karşılık veriyoruz. Bunu da şöyle bir şey oluyor, karşı getirisi oluyor. Podcast YouTube'a daha çok insan çekiyor. Ama podcast somut olarak bize getiri sağlamıyor. Soyut olarak daha çok sağlıyor. Yani duyunurluk, bilinirlik anlamında kültür sanatta bunu sağlarken, yayın evleri anlamında da mesela daha somut, elle tutulur. Örneğin ücretsiz kitapların gelmesi bize vesaire. Yani kültür sanat ihtiyaçlarımızın ücretsiz karşılanması anlamında da YouTube sağladığı için aslında podcast'in kaymağını YouTube yiyor. Dolayısıyla da insanlar somut olarak bir klişe olarak, ya sen bundan ne kadar getiri sağlıyorsun kardeşim dediği zaman, maddi olarak ciddi bir getiri sağlamıyor ama en azından kültür sanat anlamında ciddi bir getiri sağlıyor bize ve bizi besliyor, bizi doyuruyor. Hatta kitap dedektifi olarak ciddi anlamda, entelektüel anlamda bana çok ciddi birikimleri sağlıyor. Bunu soruya dönecek olursam eğer, bunun getirisi belki sayısal olarak, nicel olarak çok ciddi olmasa da, nitel olarak akademik çevrede mesela geçenlerde bir vardı. Rize'deki bir üniversiteden, hocam sizi tanıyoruz, yani kendinizi tanıtmanıza gerek yok demişti mesela. Çok hoşumuza gitti yani. Ya kaç kişiyiz biz, bizi nereden tanıyor falan diye mesela düşündük. Ha, gerçekten çok güzel bir şey. Ya da bir yayın evi, ve de Türkiye'nin en köklü yayın evlerinden bir tanesi de döndü, dedi ki hocam, dedi, kendinizi tanıtmanıza gerek, biz çünkü bir referans yazılarıyla hep gönderiyoruz. Kitap taleplerimiz olduğu zaman, yazarlarla görüştüğümüz zaman, hocam, dedi, sizi, dedi, şey yapmanıza gerek yok, sizi tanıyoruz dedi. Aa, dedim, ne kadar güzel, yani bizi tanıması çok hoş bir şey yani. Zaten ana hedefimiz olan şeyde de bir karşılığı var. Nedir? İşçi sınıfına da hani inmeyi düşünüyoruz. Çünkü ben aslında işçi kökenliyim. Nasıl iş? Ya hepimiz işçi kökenliyiz. Tabii ki beyaz yaka, mavi yaka diye bir şey yok. O anlamda söylemem, yani kol emekçisi anlamında işçi kökenliyim. Tersanelerde de çalıştım, fabrikalarda da çalıştım. Ama öte yandan da yönetimde de bulundum. Dolayısıyla da bantta anlattığım hikayelerin ya da entelektüel şeylerin aslında ciddi bir karşılığının olduğunu gördüm. İlber Hoca'nın bir tane sözü vardı. İlber Alta, orta söyleyemedim. Altyazı Evet. İlber Hoca'nın bir sözü vardı. O sözde de diyordu ki, Türkiye'de insanlar kitap okumuyor ama okuyanı dinlerler. Her zaman saygı gösterirler diyordu. Gerçekten de böyle bir karşılığı var. Dolayısıyla bunu anlatmak, işte görüntülü ve sesli mecralarda çok ciddi bir karşılığı var. Akademik mecralardaki karşılığı da web site karşılıyor. Çünkü akademisyenlerden çok ciddi derecede yazılar gelmeye başladı. Biz şey istemiyorduk. Ya başlangıçta biraz daha yumuşak geçişler olan, biraz daha öykü, işte ne bileyim,
eleştiri yazıları olsun diyorduk. Ama ciddi anlamda akademiye olmasa da ya tabii ki ama akademisyenlerden çok ciddi şeyler gelmemiz. Mesela önümüzdeki haftalarda 8 felsefecinin yapmış olduğu Vakıfbank Kültür Yayınları'nın da destek vermiş olduğu kitap desteğiyle birlikte bir şey gerçekleştirildi. Bir sohbet gerçekleştirildi devlet üzerine, devlet tanımı üzerine. Ve bu farklı görüşlerin tek bir yayında yapıldı. 1,5 saat sürdü. Normalde bu kadar uzun sürmez. Normalde bizim yayınımız en fazla yarım saat sürer. 1,5 saat sürdü. Çünkü felsefe yani. Ama dolu dolu geçti. Ve akademik çevrede de ciddi karşılığının olduğunu gördük. Özellikle Ertan Hoca'nın bizi tanıtırken ki söylediği sözler mesela bizi gururlandırdı. Dolayısıyla da sayısal olarak çok fazla bir şeyimiz yok. Ama en azından bu işin temeli olacak olan ve bunun üstüne çıkacağımız bir basamak olan akademik çevrede ve entelektüel çevrede güzel karşılığını buluyoruz. En azından nitelik olarak diyorum. Nicelik olarak daha çok bir sayımız yok. Harika. 2023'te neler planlıyorsunuz? Gerçi biraz bahsettiniz ama adet detaylandırabiliriz. Yani 23'te aslında bu platformları biraz daha dışarı taşırmak, sanaldan çıkartma var. Hatta Ocak ayında mesela çok bilinen bir hocamızın İstanbul gezisi yapacağız mesela onunla. Ve bu yaptığımız gezilerde de İstanbul'a daha farklı bir açıdan bakma planlıyoruz. Mesela nedir? Arkeolojik kazılardaki karşılığının yanında edebi olarak nedir diye. Belediyelerle anlaşmalardan bahsediliyor şu anda arkadaşlar arasında konuştuğumuz ki bu arada karşılığı da var. Belediyelerden sıcak bakılıyor bu görüşmeler. Çünkü biz bazı temaslarda bulunduk. Bunlarda da platformu dışarı taşıyıp yine Kitap Dedektifiyiz adı altında dışarı çıkartıp konuklar çağırıp bu konukları aynı zamanda da YouTube'da da yayınlayıp ve yine podcast'te de yayınlayıp ve bu konuşmaları bir özet şeklinde tamamen uzun bir yazı halinde değil de web sitemizde de yayınlayıp bütün platformlarda aynı zamanda da hani bir noktadan sonra biletli bir satış yapıp buradan da bir gelir elde edip bu geliri den elde ettiğimiz bütçelerle de bir akademiye çevirme noktasında orta ve kısa vadede hedeflerimiz bulunuyor. Ne kadar olacağına dair tabii ki şeylerimiz var. Ama yayın evleri bu noktada ciddi destekleri var. Dolayısıyla da yani onun en azından altyapısını sağlıyor. Yani bir belki maddi dediğim gibi yapmıyor ama yazarları bize yönlendiriyor. Sanatçıları, akademisyenleri bizlere yönlendiriyor. Zaten yayın evi de yönlendirince oradan ciddi de bir karşılık alıyoruz o görüşeceğimiz konuklardan. Dolayısıyla da buralardan da iyi bir karşılık alabileceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili de adımlar atmak için şu anda altyapı ve görüşmeleri yapıyoruz. İşbirliklerini de bu yönde örneğin işte nedir? Belki de şey bile olabilir. Bir yayın evinin desteğiyle yaptığımız bir şeyde, bir dışarıdaki toplantıda onların ufak da olsa mesela Can Yayınları yapmıştı bununla ilgili. İlk aklıma geleni söylüyorum. Alfa Yayınları yapmıştı. Mesela Alfa Yayınları vapura bırakıyordu, metroya bırakıyordu kitapları. Ya da Can Yayınları da yemek sepetiyle gönderiyordu. Şimdi Burger King'le yapıyor falan. Gibi şeyleri yapmış olduğumuz toplantılarda hemen şey yapabilirler. Önden bir dağıtım gerçekleştirilebilir. Örneğin Vakıfbank Yayınları kitaplarını önden dağıtabilir gibi. Buradan da çağrı gibi oluyor ama zaten bunlar görüşülüyor. Yani dolayısıyla da bu tarz şeylerle de hani destek de olmuş olur. Birçok kişi kitaba da kavuşmuş olur. Hani satın alamadığı özellikle bu kadar maliyetlerin yükseldiği noktada yani belki külliyatlardan bir şey olmasa da en azından fikir edinebileceği
bir rehber edinebileceği kitaplarda olabilir diye düşünüyorum. Hatta bak yine aklıma geldi şu anda. Yine Can Yayınları'nın basketbol üzerine yapmış olduğu çeşitli şeylerde, basketbol maçlarında Can Yayınları kitaplar dağıtmıştı. Mesela bunun gibi, yani o kadar büyük organizasyonlarda dağıtıyorsa bizim gibi, örnek veriyorum, 500 kişilik bir salonda neden dağıtmasın yani? Dolayısıyla da bunun üstünden yapılır. Ya da yemek sepeti öğlen yemeğini sağlar o sırada. Dolayısıyla böyle bir şey de olabilir gibi gibi. Ağzınıza sağlık. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Sadece çok ufak bir şey söyleyeceğim. Patreon'dan desteklerini bekliyorum. Bunun yanında da platforma destek için yazılarını gönderebilirler. Bizimle yetkinliklerine güveniyorlarsa eğer, akademik çevre anlamında da ya da yazarlık macerası anlamında da ya da kendi edebi birikimleri anlamında da eleştiri yazıları olabilir ya da kendi gittikleri bir tiyatro olabilir, bir sanat galerisi olabilir. Yazılarını da gönderebilirler. Bizimle ortak işbirlikleri de yapabilirler. Sponsorluklar da dahil olmak üzere çok fazla projemiz var harekete geçirilmesi gereken. Bu projelerle ilgili özellikle yine kültür sanat alanında sonuç itibariyle çeşitli sebeplerde takdir edersiniz ki 20 yılı geçkin bir zamandır çok ciddi bir kültür sanatın sıkışmışlığı var. Bu sıkışmışlığın çok ciddi bir şekilde patlayacağını öngörebiliyoruz. Yani herkes öngörebiliyor. Dolayısıyla iyi bir yatırım olarak Kitap Dedektifi'yi görebilirler. Sadece isminin başındaki kitaba aldanmasınlar. Biz kültür, sanat, edebiyat ve felsefe alanlarında iyi yatırımlar yapabileceğini görebilirsiniz. Oranlarımız, yani tıklanma oranlarımız, tamam, şu anda sayısal olarak az olabilir. Ancak büyüme oranı olarak agresif bir şekilde büyüyoruz ve kimsenin ulaşamadığı sanatçılar ve akademisyenlere ve yazarlara ulaşabiliyoruz. Ve yine aynı şekilde yayın evlerine ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla da bizde çalışmanız size çok şey katabileceğini düşünüyoruz. İşbirliklerine ve desteklerine açığız. İleride şunu diyebilirler: kimse destek vermezken ya da çok az kişi destek verirken biz Kitap Dedektifi'ye destek verdik ve bakın ne kadar büyüdü. Biz böyle vizyoner bir platformuz, yayın eviyiz ya da bir firmayız diyebilmek için çok ciddi bir itibar demek oluyor. Bence Kitap Dedektifi'ye yatırım yapsınlar diyorum. Nasıl Teşekkür ve ediyorum. nasıl bağlantı kurabilirler? Onu da verelim Bizimle isterseniz. aslında YouTube'da da iletişim adresim var. Aynı zamanda Patreon'dan da yazabilirler. Instagram adresinde yine aynı şekilde, web sitede de iletişimde var. Ama buradan da söyleyelim: kahyalar et, özür diliyorum, kahyalarvolkan et gmail.com'dan mail adresinden ulaşabilmekle birlikte yine Kitap Dedektifiyiz. Kitap Dedektifi değil, özellikle söylüyorum. O benim mahlasım sadece. Kitap Dedektifiyiz yazdıkları zaman Google'a bile yazsalar sadece tek isim var. O da biziz. Mavi logolu biz oluyoruz. Zaten başka da yok yani. Kitap Dedektifi ismi çok fazla var ama Kitap Dedektifiyiz isminde yok. Oradan her türlü bize ulaşabilirler. Yorumlara bile yazabilirler. Ya ben anlamıyorum kardeşim, YouTube'a altıma var ya yorum yazayım dedikleri an biz zaten onlara ulaşırız. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook ve aynı zamanda da son olarak Patreon'dan da ulaşabilirler. Bir tek TikTok'ta yokuz. Ona da girer miyiz bilmiyorum. Onun haricinde bütün platformlarda varız. Dolayısıyla hepsine yazabilirsiniz ve bütün platformlarda bu kadar gönüllü insanlar yapabiliyor. Geçen gün, son olarak şunu da söyleyeyim, bitireyim. Geçen gün bir Jorno'da bir yazı yayınlanmış. Geçen gün dedim, Mayıs ayında bir rapor yayınlanıyor. Rapora göre sadece Türkiye'de edebiyat ve kitap tanıtımı üzerine yayınlar yapılıyor ama dünyada öyle değil. Dünyada, yani diğer ülkelerden bahsediyorum, öyle değil. Yani kültür sanatı birçok yerde, konserden tutun da işte skeçlere, sanat galerilerine ya da işte
ne olabilir? Bizim kendi yaptığımız kültür sohbetlerine kadar, yani kahve sohbetlerine kadar, sözlü edebiyata kadar birçok alanda çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Amerika'sından İngiltere'sine, hatta Afrika'sına kadar, birçok yerde, Çin'ine kadar birçok yerde böyle yapıldı. Ama Türkiye'de enteresan bir yavanlık şekilde sadece kitap eleştirisi olarak, işte Ocak ayında okuduklarım olarak yayınlanıyor. Ama biz kitap dedektifi olarak böyle yapmıyoruz. Ve çok ufak bir kadroyla hepsini aktif olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla da bizim ne kadar yetkin olduğumuzu buradan da görebilirler. Aslında şunu da ekleyeyim az önceki söylediğime. Dünyaya bile yatırım olarak görebilirler. Yani sadece Türkiye'ye değil, dünyaya bile yatırım olarak görebilirler. Böyle bir platform yok olduğunu aslında görebilirler. Biz bunu bilerek yapmadık. Sadece bunun bir eksiklik olduğunu düşünerek yaptık. Ama sonra bir baktık, aa yokmuş gerçekten. İşte dolayısıyla da sadece şey değil, Türkiye'ye değil, dünya kültürüne bile yatırım olarak görebilirsiniz. Sanal olarak düşünmeyin. Dediğim gibi biz zaten bunu sanaldan da çıkartıp hem sanal hem gerçek hayata dokunma olarak işçi sınıfına bile, yani beyaz yakalılıktan çıkartıp olayı bir fabrika işçisine bile yansıtabildiğimizi pratik olarak ben gördüysem eğer, sizin de görebileceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla ya kitap dedektifi ise yaptığınız maddi ve işbirlikleri, yatırımları çok çok ciddi karşılık bulacağına inanıyorum ve buluyor da zaten. Siz de bundan neden yararlanmayasınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bugün Volkan Kahyalar'la beraberdik. Kitap dedektifiyiz. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler Volkan Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.